Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Evet, bu aya 31 Ekim'de meydana gelen Boğa burcundaki güçlü dolunayın etkileriyle başlıyoruz. 15 Kasım'a kadar, ay ortalarına kadar da bu Boğa dolunayının tesirleri devam edecek. Genel olarak biraz sağlığınıza, günlük hayatınızın temposuna, iş ve mesleki çalışma koşullarınıza dikkat etmeniz gereken, belki bazı ani gelişmelerle karşılaşabileceğiniz ve bazı değişimler yapabileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Ve ay ortasına kadar da bu konular devam edebilir. Gezegeniniz Merkür 14 Ekim'den bu yana biliyorsunuz retro harekette ve 3 Kasım'da artık retrosu bitecek. Terazi burcunda ileri dönüyor. 11 Kasım'a kadar Terazi burcunda ilerleyecek. 11 Kasım'dan sonra ise Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Özellikle 3-11 Kasım arası Merkür'ün Terazi'deki ilerleyişi günlük hayatınızda ve özellikle aşk hayatınızda çok faydalı olabilir sizin için. Ve belki özellikle Ekim ayında yaşadığınız iletişim sorunları varsa bu anlamda ya da kafa karışıklıkları varsa bunları çözümleyebilirsiniz en azından. Çocuklarla ilgili konularda da daha rahat çözümler bulabilirsiniz. Onlarla iletişimleriniz daha verimli olabilir. Herhangi bir konuda yeni eğitimler için, yeni bilgiler için bu dönemde kendi kişisel becerilerinizi de geliştirme adına, yeteneklerinizi de geliştirme adına Merkür'ün destekleri güçlü olacak sevgili ikizler. 11'inden sonra ise Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak Merkür. 11 ve bu dönemde biraz daha günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki hayatınızda yeni ticari gelişmeler olabilir, ticari toplantılar olabilir. Bazen iş ve mesleki eğitimler ya da işle ilgili seyahatler olabilir. Bu alanlarda Merkür'ün destekleyici etkileri altında olabilirsiniz. Evet, Venüs'ün de Terazi burcunda ilerliyor olması 21 Kasım'a kadar aslında sizin için çok güzel. Kasım ayı Ekim'le kıyasladığımızda gerçekten güzel bir ay ve 21 Kasım'a kadar da romantizm adına, aşk ilişkiler adına, sosyal ilişkiler adına Venüs'ün çok güzel destekleri olacak sevgili ikizler. Evet, ve 14 Kasım'dan itibaren Mars retrosu artık sona erecek. 14 Kasım'da Mars Koç burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu da ayın ortalarından itibaren fiziksel anlamda da enerjimizi daha verimli kullanabileceğimizi, günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda yaşamış olduğumuz bazı rötarların, bazı problemlerin, bazı anlaşmazlıkların çözümlenmesi adına daha verimli olacak. Yeni girişimler adına şimdi hareket etmemiz de kolaylaşıyor ay ortasından itibaren. Hem cesaretli olacağız, hem inisiyatif alma gücümüz artacak. Herhangi bir projede, yeni bir ekip çalışmasında, bir organizasyon içerisinde enerjimizi daha verimli bir şekilde kullanma fırsatı bulacağız sevgili ikizler. Ve 15 Kasım'da güçlü bir yeni ay doğuyor. Aslında 2020'nin en güzel yeni aylarından birisi olduğunu söyleyebilirim. 15 Kasım'da 23 derece Akrep burcunda yeni ay sizin 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay öncesinde Oğlak burcunda Jüpiter-Plüto kavuşumumuz etkinleşiyor ki 2020'nin en güçlü açılarından birisi. Büyük güç demek aslında tercümesi. Yani Oğlak'taki Plüto güç anlamına geliyor. Jüpiter de bunu büyütüyor. Büyük güç. Ve 15 Kasım'da doğacak olan Akrep yeni ayını güzel bir şekilde destekleyecek bu Jüpiter-Plüto kavuşumu. Bu ne demek? Bu aslında yeni ayın hayatımıza getireceği koşullarda daha sağlam, daha güçlü adımlar atabileceğimizi ve çevremizden de bazı önemli destekler bulabileceğimizi işaret ediyor. Örneğin bir iş girişiminiz olabilir. Bir iş teklifi alabilirsiniz. Süregelen iş ve mesleki konularla ilgili ihtiyaç duyduğunuz gelişmeler adına bu yeni ay size gereken destekleri verebilir. Yani bir parasal desteğe ihtiyacınız olabilir örneğin. Bunu bulabilirsiniz. Bir kredi desteğine ihtiyacınız olabilir. Bunu bulabilirsiniz. Veya yeni bir işe de girebilirsiniz tabii ki. Sizi maddi anlamda destekleyecek. Sağlığınızla ilgili konularda güçlü adımlar atılabilir. Sağlığınızla ilgili bir probleminizi çözmeniz gerekiyor. Belki bir ameliyat olmanız gerekiyor. Belki parasal bir desteğe ihtiyacınız var. Tüm bunları bu yeni ay döngüsünde daha rahat temin edebilirsiniz. Daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız.
Yeni ay 23 derece Akrep burcunda olacak. Özellikle doğum haritalarınızda sabit burçlarda 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tesirler sizin adınıza da çok daha güçlü olabilir. Özellikle su ve toprak burçlarının 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa daha olumlu, daha şanslı, daha güçlü etkiler altında olduğunuzu da söyleyebilirim. Bu gezegenler Venüs, Jüpiter, Merkür, Ay gibi iyicil gezegenlerse özellikle o zaman gerçekten sizin adınıza çok bereketli ve şanslı bir yeni ay doğacaktır. 15 Kasım'da bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Evet, yeni ayın tesirleri, ayın ışığı büyüdükçe ay sonuna kadar hayatımızda yavaş yavaş tezahür edecek sevgili ikizler. Ve 21 Kasım'da Güneş artık Yay burcuna geçiyor. İkinci evinizde parlamaya başlayacak. Ve 21 Kasım'dan sonraki süreçlerde ilişkileriniz adına daha fazla enerjiler yoğunlaşıyor. Her türlü ilişki dinamiği, ki bunlar evlilik olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, sosyal kavramlar. Buralarda Güneş'in ışınları sizi etkilemeye başlayacak. Ay düğümlerimiz de biliyorsunuz ikizler ve yay aksında. Dolayısıyla 2020'nin ikinci tutulma döngüsü de bu ay sonuyla beraber başlıyor. 30 Kasım'da ay dolunay fazına ulaştığında 8 derece ikizler burcunda ay tutulması yaşayacağız. Tam sizin burcunuzda. Evet, kuzey düğümde sizin burcunuzda. Çok önemli bir dönem. Sevgili ikizler, burcunuzda meydana gelecek olan bu ay tutulması kuşkusuz sizin için çok önemli ve kadersel etkiler taşıyor. Biliyorsunuz ay düğümleri önümüzdeki yıl sonuna kadar ikizler ve yay aksında olacak ve tutulma döngülerimizde ikizler ve yayda yaşayacağız. 2020'nin artık ikinci tutulma döngüsü ve burcunuzda meydana gelecek bu ay tutulması sizin için çok kadersel etkiler taşıyor. Özellikle güneş burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa, yani bunun için doğum gününüzün 23 Mayıs ile 4 Haziran arasında olması gerekiyor. Bugünlerde doğduysanız veya yükselen ikizler, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli, güçlü, etkili bir ay tutulması olacak 30 Kasım'da yaşayacağımız. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Değişken burçlarda yerleşimleriniz, gezegenleriniz varsa bu tesirler tabii ki biraz daha artabilir. Özellikle hava ve ateş burçlarındaki Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür yerleşimleri dolunaydan daha olumlu tesirler alacakları için şans ve fırsatları biraz daha arttıracaktır. Burcunuzda meydana gelmesi her şeyden önce hayatınızda bazı önemli kararlar alabileceğinizi, bazı dönüşümler içerisinde olabileceğinizi işaret ediyor. İş hayatınızla ilgili olabilir, ilişki dinamiklerinizle ilgili olabilir, kariyer hayatınızla ilgili olabilir. Bu dolunayın tesirleriyle bazı tamamlanmalar, bazı dönüşümler, bazı farkındalıklar hayatınızda söz konusu olabilir. Genel sağlığınız etkilenebilir. Biraz genel sağlığınıza, fiziksel yapınıza dikkat etmekte fayda var. Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzle de ilgili bazı değişimler de yapabilirsiniz. İmaj değişimleri de yapabilirsiniz bu tutulmanın etkisiyle beraber. Yine ilişkilerle ilgili, evlilik gibi, ortaklıklar gibi yakın ilişkilerinizle de ilgili bazı önemli kararlar aşamasında olmanız veya kadersel bir şekilde hayatınıza bazı kapıların açılması mümkün. Birçok ikizler hayatlarında radikal değişimler yapabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar, iş değişimleri bu ay tutulmasının tesirleriyle beraber hayatınıza girebilir sevgili ikizler. Evet, önemli bir ay Kasım ayı, güçlü bir ay. Özellikle ay ortasından itibaren Akrep yeni ayı ve ardından ay sonunda meydana gelecek burcunuzdaki ay tutulmasıyla beraber gerek yaşam koşullarınız, gerek ilişkileriniz, gerek iş ve mesleki alanlarınızda bazı önemli kararlar vermeniz, dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.